Merhabalar. 6 Eylül TV ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta yanımızda yine çok önemli bir konuğumuz var. Kısa adı Haykop olan Balıkesir Hayvancılık Kooperatifleri Bölge Birliği Başkanı ve yine Atköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı ve aynı zamanda Büyükşehir ve 6 Eylül Belediyeleri Meclis Üyesi Sayın Faruk Özen. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben bunları sayarken yoruldum. Siz bunları icra ederken yorulmuyor musunuz? Önce onu sorayım. Önce şunu söyleyeyim, eksik saydınız. Bu yıl 12 Mayıs tarihinde Türkiye Hayvancılık Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Kurulu'nda yapılan seçimde Türkiye'deki kooperatifçi arkadaşlar Merkez Birliği yönetimine de uygun gördüler. Bu kooperatifçilik camiasının en Türkiye'de üst kuruluşu olan Merkez Birliği'mizin de yönetim kuruluna girdik hayırlısıyla. Hayırlı olsun bu yeni görevinizde. Bunu yorucu, atlamışız. Yorucu ama bir o kadar da zevk alarak yaptığımız işler bunlar bizim. Çok fazla göreviniz var gördüğümüz kadarıyla. Evet. Gerçekten. Öncelikle ben Atköy'den başlamak istiyorum. Atköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifinden. 2002 yılından beri başkanlık görevini sürdürüyorsunuz. Evet. Öncelikle bu kooperatifin Atköy ve çevresine ne gibi faydaları var? İsterseniz önce bunlardan başlayalım. Tabii yani kooperatifçiliği tanımlarken tüm dünyada kooperatifçilik birlikte iş yapma, zor olanı kolaylaştırma, bireylerin tek başına üstesinden gelemediği işleri bir araya gelip kooperatif kurarak kooperatif marifetiyle kolaylaştırma organizasyonudur. Kooperatifçilik bir ticari organizasyondur. Dolayısıyla gerek Atköy'de gerek Atköy dışında nerelerde kooperatif var ise şayet sadece tarımsal kalkınma kooperatiflerinden bahsetmemek gerekir. Bildiğiniz üzere inşaat kooperatifleri sayesinde insanlar ev sahibi oluyorlar. Nakliye taşıma kooperatiflerini hayatın içerisinde servis kooperatiflerini, minibüs, taksi. Bunların her biri bir araya gelerek ortak iş yapan insanların işlerini beraber yapma duygusundan bir nevi imece usulünün biraz daha resmileşmiş, çeşitli şekle girmiş hali. Atköy Kooperatifi özelinde konuşacak olursak, Atköy'de ben 2002 yılında başkan olduğumda 55 çiftçimiz Atköy Kooperatifi ortağıydı. Bu 55 çiftçimizin ürettiği 1250 litre sütün toplanıp pazarlanması söz konusuydu. Keza o yıllarda ve ondan önceki yıllarda piyasalarda süt üretmek kolaydı. Ancak sütü pazarlamak zordu. Daha önemlisi sütü pazarladıktan sonra parasını tahsil etme noktasında sıkıntılar vardı. Kooperatif olunca tek bir muhatap söz konusu olduğu için kooperatif süt pazarlamayla başladı faaliyetlerine. Zaten böyle bir ihtiyaç söz konusuydu. Bu ihtiyaca binaen kooperatif kuruldu. Tabii ki tarımsal ve hayvansal faaliyetler bir arada oluyor köylerde. Bir yandan çiftçimiz hayvancılık yaparken diğer yandan da gerek bu hayvanı için yem bitkileri ekiyor. Gerekse diğer zirai üretim yapıyor. Domates, kavun, karpuz. Dolayısıyla kooperatif marifetiyle biz Atköy'de şu noktaya geldik. Öncelikle bugün 13 ton ortalamalı, yıl ortalaması 13 tona denk gelen günlük bir süt potansiyeline ulaştık. Akabinde hayvan sayımız doğal olarak arttı. Arttı. Ve zirai işlerinde kolaylık sağlamak için ortak olan çiftçilerimize, tabii ortak sayımız da 55'ti. Bugün itibariyle 221 sayısına ulaştı. Atköy'de çiftçilik yapan 221 tane. 4 katına çıkmış durumda. Evet. Her anlamda köydeki hayvancılık potansiyeli de büyüdü. Biz kooperatifi kurduğumuz yıllarda köyde 6 ton süt varken şu anda 18-19 tona günlük sütümüz yükseldi. Bunda kooperatifin de çok ciddi bir payı var elbette. Daha sonra makineleşmeyi ön plana aldık. Dedik bir makine düşünün, örneğin balya makinesi. Bunun
bir çiftçi tek başına alması mümkün değil. Alsa da yılda bir gün işine yarayacak. Bir defa balyalarını basacak. Daha sonra işine yaramayacak. Dolayısıyla biz dedik kooperatif olarak bu tür kişilere yılda bir veya iki defa gerek duyduğu ancak parasal maliyetinin yüksek olduğu makinaları edindik. Traktörler aldık, kepçe aldık ortak işleri kolaylaştırmak için toprak ve gübre gibi küçük harfiyat işlerini yapabilmek adına. Balya makinesi, pneumatik mübzer gibi modern tarım aletlerini aldık. Şimdi köylümüz mısırını ekecek. İşte tarlasını hazırlıyor. Köyde kooperatifin makinaları sırası geldiğinde belli bir plan ve disiplin dahilinde bunların işlerini makinalarla görülüyor. Kendi şoförümüz, kendi traktörümüz, kendi kooperatifimizin parasıyla alınmış malzemeler ve yine kooperatifin ortağına böyle bir hizmet üretmiş oluyoruz ve fiyatlar da normal piyasa şartlarının çok çok altında. Çok cüzi o zaman fiyatlar. Dengeleyici olduk. Yani biz 10 yıl önce 2005 yılında hatta 12 yıl önce ilk pneumatik mimzeri aldığımızdaki fiyatlar yarı yarıyaydı bizim koyduğumuz fiyat. Belli bir süre sonra siz fiyat politikası oluşturmuş oluyorsunuz. Hani bu işi özel yapanlar olsa da kooperatifin fiyatını baz alıyor. Kendi fiyatını ona göre belirliyor. Rekabet oluşturmuş oluyor. Tabii lehine. Çiftçinin lehine rekabet oluşturmuş oluyor. Diğer bir köyde bir çiftçiye ham madde anlamında ne lazım olabilirse biz bunları arkadaşlarımızla yönetim kurulu olarak oturduk, düşündük ve belli bir plan dahilinde örneğin ilk olarak mazot ihtiyacımız. Köylerde bilirsiniz benzinlikler çok uzaktadır. Tabii. Gitmesi gelmesi dahi belli bir maliyettir, zaman kaybıdır. Dedik ki ayağına getirelim mazotu. Bununla ilgili zor oldu ama prosedürleri tamamladık. Atköy'de mazot satabilmek adına Kepsut'ta bir akaryakıt istasyonu kiraladık. Çünkü lisanslı bayi olmadan köyde bu işi yapamıyorsunuz. Köy tankeri kullanamıyorsunuz. O yükün altına da girdik. Gayet de güzel oldu. Şimdi ortaklarımız hiçbir yere gitmeden elinin altında mazotuna kavuşabiliyor. Bu ciddi bir hizmet. Belki bugünlerde üzerinden yıllar geçtiği için alışkanlık olmuş olabilir ancak ilk yıllarda gerçekten güzel bir hizmetti. Sonra yakacak ihtiyacı anlamında kömür temin noktasında, tarlasına attığı gübre, ektiği tohum bunların her biri kooperatifte mevcut. Evet. Dileyen ortağımız oradan gelip alıp süt hesabıyla da hesaplaşmak suretiyle pek para dönmez kooperatifçilikte. Süt verir köylümüz karşılığında da hayvanına yem alır. Eski sistem yani. Gübre alır. Böyle mahsuplaşarak bir ticaret. Tabii bu dengeyi kurmak önemli. Kooperatifleri batan kooperatiflere baktığımızda bu dengeyi kuramayanlar yani sürekli ortağına verip ama alma noktasında alamamış kooperatifler bu defa o malı satın aldığı firmalara karşı yükümlülüğünü yerine getiremeyince işler o zaman istenildiği gibi gitmiyor. Tavsiyem şudur ki bizi izleyen kooperatifçi arkadaşlara, dostlara, bu işi yapanlara, yapmak isteyenlere mali disiplini asla taviz vermeden uygulamaları gerekiyorlar. Evet bizler çiftçinin kuruluşuyuz. Bizzat ortak. Bizde üyelik kavramı yoktur. Ortak. Karına zararına sermaye ortaklığı vardır bizde. Ve kar payı dağıtırız. Yıl sonunda elde ettiğimiz karı %70'ini risturun denilen yani geri dönüş. Anlamında yabancı kelime. Hı hı. Kar payını dağıtırız ortaklara. Sonuçta herkesin kazandığı bir sistem. Kaybeden yok. Ama ne var ki borçları ödemede imtina edilirse kaybedenin olduğu kooperatifçiliğin kaybettiği. Atköy'de bugün kuruluşumuzdan beri çok ciddi mesafe aldık. Düşünüyoruz sürekli neler yapabiliriz, üstüne neler koyabiliriz. Yapılanlar geride kalıyor sonuçta. Yeni yapılacaklara odaklanmak gerekiyor. Tabii burada en büyük bu başarılarda, bu büyümede pay bize inanan, kooperatifçiliğe inanan Atköy'deki kooperatif ortaklarımız, çiftçilerimiz. Bunlar bizim
söylediklerimize inandılar, güvendiler ve bizlere destek oldular. İstediğimiz her yetkiyi verdiler. Dolayısıyla biz de onların güvenini boşa çıkarmadık hiçbir zaman için. Kurumsal anlamda bir şirket, bir holding nasıl işliyorsa biz de onun minimize olmuş haliyiz. Biz de onların mantığıyla işlerimizi yapıyoruz. Şeffaflık, bilançolarımızı internet sitemizden paylaşıyoruz dönem sonlarında. Her şeyimiz açık. Böyle olunca da güven de sağlandığında kooperatifçilik herkesi mutlu eden bir olgudur. Bunun için uğraşmaya devam edeceğiz inşallah. Evet, inşallah. Bilmiyorum, ilk sorunuzun cevabı. Evet. Şimdi kooperatifçiliğe bir işletme mantığıyla bakabilir miyiz başkanım peki? Tam anlamıyla işletme. Ve kooperatif başkanları da işletme sahibi gibidir diye bizim kanun ve ana sözleşmemizde madde vardır, açık. Tam bir işletme gibi. Ticari bir işletmedir. Kooperatifin yönetim kurulu başkanı ve yönetim de işletme sahibi gibi bir bakış açısı olmalı, böyle düşünmeli. Evet. Bir basiretli tüccar mantığıyla yaklaşmalıyız ki öbür türlü ticaretin olduğu, karın zararın olduğu bir yerde yani ne bir derneğiz ne bir vakıfız, hani tam anlamıyla ticari bir işletmeyiz. Diğer alım var, satım var, tahsilat var, ödeme var, vergi var. Yani her ne kadar muafiyetlerimiz olsa da sonuçta devlete karşı ödediğimiz stopaj vergileri, katma da personel çalıştırıyorsanız bunun işçi sağlığı, iş güvenliği, tabii, SSK'sı. Sigortası. Dolayısıyla tam bir işletmedir kooperatifler. Anladım. Ve bu noktada şunu belirtmek istiyorum. 2012 yılı Dünya Kooperatifçilik Günü olarak ilan edildi. Birleşmiş Milletler tarafından böyle bir tavsiye kararı alındı ve tüm üye ülkelerde bununla ilgili etkinlikler yapıldı. 2012'de. 2012'nin 17 Ekim tarihinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan o zaman başbakan olarak Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa bir başbakan olarak ki biz bunu araştırdık. 1930'lu yıllarda Mustafa Kemal Atatürk bu kooperatifçilikle bu kadar alakalı anlatımlar ve tavsiyelerde bulunmuş. Daha sonra da Cumhuriyet tarihinde ikinci kez o gün Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ağzından biz de o toplantıdaydık. 4000 kişiye hitaben ATO'da Dünya Kooperatifçilik Günü vesilesiyle kooperatif strateji eylem planını açıkladı. Hükümetin eylem planını ve o günkü Gümrük Ticaret Bakanlığı, Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü'nün bağlı olduğu bakanlık Gümrük Ticaret Bakanlığı'dır. Sayın Hayati Yazıcı kooperatifçiliği 3. sektör ilan etti. Evet. Yani kamu 1. sektör, özel sektör 2. sektör, kamu ve özel sektörün yanında kooperatif işletmelerini 3. sektör olarak kabul edildiğini belirtti. Bu çok önemli bir gelişme. Önemli bir şey. Dolayısıyla bizlere de büyük bir sorumluluk verdi. İşte bizler de devlet büyüklerimizin bu yaklaşımından mensubu olduğumuz kooperatifleri daha nasıl bulunduğu noktadan yukarıya taşıyabiliriz konusunda görev ve sorumluluğumuz arttı diye düşünüyorum. Evet. Başkanım bir de bir projeniz var. Bugün onu gittik yerinde gördük. Şarküteri. Evet. Kooperatifinizin bir de şarküterisi açıldı. 100. Yıl Caddesi'nde, Bahçeli Evler'de. Evet. Son derece nezih, tertemiz, ışıl ışıl bir market. Kooperatifinize artık ortaklarınızın ürettiği ürünlerden, toplanan sütlerden yapılan yoğurtları gördük. Peynirleri gördük, tereyağlarını gördük. Evet. Ve dana etlerini gördük. İsterseniz biraz onlardan bahsedin bize. Evet, bu benim kooperatif başkanlığı süresince en büyük hayallerimden biriydi. Yani köyde kömür satıyorsunuz, büyük bir veli nimet. Az önce belirttiğim gibi mazot satıyorsunuz, büyük bir vatandaşa veli nimet. Ancak bunları siz yapmasanız da birileri yapabilir. Kooperatifin kendi markasıyla, kendi ürününü doğrudan aracısız tüketiciye sunması noktasında bunu asla kimse yapamaz. Bunu ancak kooperatif yapabilir. Dolayısıyla ben bunu uzun yıllardır arkadaşlarımla beraber takibimde olan bir işti. Ama nasıl şekliyle alakalı düşüncelerimiz çok farklıydı. Nihayetinde
karar verdik. Geçtiğimiz yıl genel kuruldan da yetki istedik. Dedik ki biz butik bir atölyede başlayalım. Yani büyük bir mandırada başlamak bazı riskleri beraberinde getirebilir. Ticari bir risk alacaksınız. Butik bir atölye yapalım. Burada küçük kapasiteden başlayalım. Daha sonra işin büyümesine orantılı olarak biz de butik atölyemizi daha sonra mandıraya çevirebiliriz. Buradaki maksadımız şu. Kooperatifçiliğin az önce size anlattım kısaca. Çiftçiye olan faydaları açık. Ayağında hizmet. Yemini ayağında alıyor. Sütünü kolayca veriyor. Parası oturduğu yerden eline dağıtılıyor. Çiftçi için faydaları aşikar. Bunun bir de vatandaş için faydalarını göstermek istedik. Tüketici için faydalarını göstermek istedik. Dedik ki biz ürünümüzü en doğal haliyle, olması gerektiği haliyle sizin huzurunuza getiriyoruz. Keza siz de farkındasınızdır. Tüm izleyenlerimiz de farkındadır. Geçtiğimiz yıllarda ve bugünlerde bu gıdayla alakalı ciddi bir dejenerasyon başladı. Ürünlerin özellikleriyle alakalı tüketiciyi kandırmaya yönelik hamleler oluyor. Tarım Bakanlığı, Gıda ve Tarım Bakanlığı bunların peşine düştü. Sakıncalı firmalara sürekli yayınlıyor. Son 3 yıldır ifşa ediyor gıda ürünlerinde hile yapanları, tahsiste bulunanları sürekli ifşa ederek böyle bir savunma yapıyor. Ancak yine de bir yandan onlar olurken diğer yandan da tüketiciyi kandıracak aksiyonlar alınıyor sektörde. Biz dedik ki biz kooperatifiz. Bizim asıl maksadımız üreticiyi kalkındırmak. Üreticinin ürettiğini de aracısız sunalım. Ve Balıkesir halkına bir de böyle bir gıda sunalım. Bakalım nasıl bir reaksiyon alacağız. Örneğin sütü arkadaşlarımız orada, teknisyenlerimiz alıyorlar, değerlerine bakıyorlar. Sadece bakıyorlar. Uygun değerde buldukları sütü imalata alıyorlar. Evde bayanların tencerede kaynattığını biz orada biraz büyük kazanda kaynatıyoruz. Ve yine tencerede mayaladıklarını biz kapta mayalıyoruz. Ama yoğurtla mayalıyoruz. Yani aynı sütü, mantık yani. Sütü yoğurtla mayalıyoruz. Bizim yoğurdumuzdan maya alıyor insanlar. Zaten tadına da baktığınızda hissedebiliyorsunuz. Biz bugün baktık tadına. Gerçekten çok güzeldi. Evet. Aynı evde annemizin yaptığı yoğurdun aynısı. Aynısı. Hiçbir fark yok. Raf ömrünü uzatmak adına herhangi bir katkı koruyucu asla kullanmıyoruz. Hiçbir zaman da kullanmayacağız. Tabii bunun yanında tereyağda da aynı durum söz konusu. Tereyağımızda da sütün yağı ne ise ondan yapılan bir tereyağı. Peynir de aynı şekilde. Karşı reyonda da dedik bir de eti de gösterelim. Atköy'de yaklaşık 3200 büyükbaş hayvanımız var. Bunların 1800 tanesi süt hayvancılığı. Kalanı da besi hayvanı olarak beslenen hayvanlar. Kendi köyümüzün başta olmak üzere doğumundan bildiğimiz, küpesini kendimiz taktığımız erkek hayvanların yetişince biz keselim ve biz satalım tüketiciye. Ve sadece dana eti dişi hayvan koyuyoruz. Yok. Dişi hayvan, düve veya inek ne? Anlamında kesmiyoruz, koymuyoruz. Böyle bir amacımız da yok. Orada herhangi bir satış hedefimiz de yok. Kar gütmüyorsunuz en başta. Ben öyle aşırı anlıyorum. Aşırı kar gütmüyoruz. Tabii ki işletme maliyeti malum oranın bir takım çalışan personel kirası işletme maliyeti var. Yeni yatırımlar için de belli bir kar koymak zorundasınız. Tabii. Ancak bizim mantığımız zaten fiyat tabelasında mukayese edildiğinde diğer yerlerde, diğer iş yerleriyle mukayese edildiğinde mantığımız ortaya çıkıyor. Kısa sürede Bahçeli Evler semti, teşekkür ediyorum kendilerine, kısa sürede bizi benimsediler. Bizim mantığımızı anladılar. Oraya ne için geldiğimizi, oraya o ürünleri ne için getirdiğimizi kısa sürede çözdüler ve güzel refleks gösterdiler olumlu anlamda. Ürünlerimizi beğenerek alıyorlar, tüketiyorlar. Bu da bizi kamçıladı. Arkadaşlarla
arkadaşlarla sürekli daha iyisini, daha iyisini, ürün çeşitliliğini konuşuyoruz. Şubeler istenmeye başlandı Balıkesir'in çeşitli semtlerinde. Başka mahallelerden var mı talepler? Var, talepler var. Biz de bunu belli bir periyotta olabileceğini söylüyoruz. Şimdilik siz buradan devam bir fedakarlık bir, yapın. Bir müjde verelim mi yoksa biraz daha zaman var mı? 2017 yılında düşünmüyoruz ama 2018 yılında yetki aldık halbuki. Bu yıl genel kurulda yetki aldık. 2018 yılı için ikinci bir şubeyi planımız var. Planımız var. Şube açmaktan ziyade yerel marketlere ürünlerimizi vermeye başladık. Yerel marketlerde de her mahallede olacağı için şimdilik diyoruz ki yani biz size şube olarak gelemedik ama ürünlerimiz ayağınıza getirebiliriz. Yerel marketlerde, yani ulusal marketleri, küresel marketleri düşünmüyoruz. Yerel marketler, onlar da kazansınlar. Balıkesir ölçeğinde böyle bir anlayış tarzımız var. Çok da güzel bir düşünce başkanım bu. Dolayısıyla kooperatifçiliğin güvenli gıda noktasında örneğin Tarım İl Müdürlüğümüzün orayı açmamızda bize tavsiyeleri, bizdeki emeği asla tartışılmaz. Biz hangi ürünü orada nasıl getirelim, nasıl satalım, insanların özlem duyduğu, özellikle orta yaş grubu vatandaşlarımızın köylerinde, çocukluklarında tattıkları lezzetlerin kokusu, ürünlerin kokusunu şimdi kendilerine tekrardan hissettirmenin, onlar da mutluluğunu yaşıyorlar, biz de mutluluğunu yaşıyoruz. Amaç buydu. Amacınız bu zaten. Amaç hasıl oldu. Evet. Artık bundan sonrası biz gıda üreten bir kooperatif olmanın verdiği sorumlulukla, ciddiyetle işimize devam edeceğiz. Ve bir örnek de olsun istedik. Balıkesir'de ilk üretici bu. Üretici mağazasını açtık. Üretici kooperatif mağazasını açtık. İlk oldu. İnşallah devamı gelir. Diğer kooperatiflerimize de örnek olur. İllerde, ilçelerde. Çünkü dünyada bunun çok örnekleri var. Biz biraz da oralardan esinlendik. Almanya'ya gittiniz, Alman kooperatifleriyle görüştünüz. Evet, Almanya'da özellikle kooperatifler hayatın çok içerisinde. Hı hı. Hem gıda sektöründe hem diğer sektörlerde, bankacılığa kadar çok hayatın içerisindeler. Ve bu bizim yaptığımız işi yüzlercesi, binlercesi yapıyor. Her caddede, her sokakta bir kooperatif mağazası bulmak mümkün. Keza marketlerde de kooperatif ürünlerini bulmak mümkün. İnşallah tabii bu çiftçinin ürettiğinin parasal değerinin üstüne çıkmasını da imkan tanıyacaktır mutlaka. Çünkü orada alışveriş yapan vatandaşlarımız şunu çok iyi biliyorlar. Atköy Kooperatifi mağazasında harcadıkları her kuruş doğrudan çiftçinin cebine gidiyor. İşte maliyetler çıktıktan sonra size az önce söyledim. Hı hı. Karımız oluşuyor. Karımızın %70'ini biz çiftçiye iade ediyoruz. Ortaklarımıza iade ediyoruz. Dolayısıyla böyle de güzel, halis bir oluşum. Geri dönüşüm gibi bir şey oluyor bu. Tabii. Evet. Şimdi izleyicilerimiz merak da edebilirler. Bahçeli evlerde oturanlar çok rahatlıkla ulaşabiliyorlar şu anda o markete ama Paşa evet. alanında veya diğer mahallelerde mesela oturanlar o tarafa bir dağıtım olacak mı? Oradaki marketlere bir ürünlerinizden dağıtım planlıyor musunuz? Dağıtımın sıkıntıları var. Dağıtım konusuna söz vermek istemiyorum. Biz bunları düşünüyoruz. Yani servis konuları ama ülkemizde biz kooperatif olduğumuz için bir işçi çalıştırıyorsak bunun sosyal güvenlik kanunu ne emrediyorsa onu uygulamak zorundayız. Bunun da belli maliyetleri var elbette. Tabii ki. Bir de gıdanın yani sıcak havada bir noktadan bir noktaya giderken işte frigoferik bir dolap ortamında gitmesi gerekiyor. Sallanmaması gereken ürün var. Elden ele geçmemesi gereken ürün var. Biz ya marketlere dağıtım yapmak suretiyle ki bununla ilgili bir dağıtım aracı aldık. Var dağıtım aracımız. Başladık. Yani bizden ben Paşaalanı'ndan Bahçeli evlere gelmekte zorlanıyorum diyen müşterilerimizden rica ediyorum. Bulundukları
mahallede bir market var ise o marketlere talepte bulunsunlar, bize ulaşsınlar. İki tane de olsa, üç tane de olsa ürün biz getiririz. O marketlere yani koyarız ürünlerimizi. Onlar da çok aşırı zahmete girmeden ulaşabilirler. Yerinde ki bizim mağazamızdaki fiyatla marketteki fiyatı da dengeleriz onlar için. Öyle bir düşünceleri de varsa onu da peşinen söylemiş olayım. Buna yönelmek istiyoruz. Hı hı. Ancak daha ileriki zamanlarda 2018 yılı için ben bu kooperatif için kafamda 4 tane şube var. 4 şube. 4 şube var. Merkezde kaç değil mi? Kaç yıl içerisinde? Evet. Yani merkezde 6 Eylül ve Karesi ilçelerini bir bütün olarak düşünürsek 4 tane şubeyle bu serüveni tamamlamak istiyorum. Daha sonra da ilçelere ve diğer illere. Şu anda var bizden Ankara'dan ciddi bir sucuk talebi var. Ankara'daki bir zincir marketlerden, Ankara'nın yerel marketinden talepler var. Bu talepleri değerlendiriyoruz. Tabii ki taahhüt verdiğiniz zaman yerine getirmek zorundasınız. Büyüyeceğiz ama dengeli büyümek istiyoruz. Temkinli, tedbirli olmaktan yanayız. Ama Balıkesir halkına böyle de bir üretim tarzı var, böyle de bir ürün üretiliyor demenin, bunu göstermenin, tattırmanın mutluluğu tarif edilmez elbette. Aynen başkanım, biz Balıkesirliler olarak bence şanslıyız. Büyük şehirlerde oturanlar böyle bir şarküteri açılsa bence İstanbul'da herhangi bir ilçesinde yani önünde sıra olur. Evet, franchising istiyorlar benden İstanbul için. Öyle mi? Acele istiyorlardır. Evet, görenler diyorlar aynı şekilde. Bu İstanbul'da olsa, işte Ataşehir'de tabii olsa herkes önünde sıraya geçer. Girerler bence ben de öyle. Zamanı gelince inşallah olur diyorum. İnşallah şimdi. Belki ihtiyaçlar ona doğru gidecek. Şimdi büyümeye. İşin başındayız. Dediğim gibi benim için planlama çok önemli. İlerisini görmek çok sağlam önemli. Adımlarla gidiyorsunuz. Evet. Onu görüyoruz. Çünkü dengesiz büyümenin sonu küçülmek olduğu için evet, dengeli yapmamız gerekiyor işte. Evet başkanım, Atköy'den bahsettik. Şimdi bir de Haykop var. Orada Haykop başkanısınız. Balıkesir bölgesi başkanısınız. Biraz isterseniz bundan bahsedelim. Evet. Biz hayvancılık kooperatifleri olarak ana iştigal konumuzu hayvancılık üzerine seçmiş olan kooperatifler bir araya geldik. 2004 yılında bir üst birlik kurduk. Süt toplayan, ağırlığı hayvancılığa hizmet eden kooperatifler bu tarafta toplandık. Kısa adına Haykop söylenmesi kolay olması için Haykop dedik ve bu Türkiye'de de böyle kabul gördü. Şimdi her ilin bir Haykop'u var. Bir de Tarımkop, yani sadece seracılık yapan, sadece sebze ve meyve işi yapan kooperatifler var. Yani mesela Orkop var, onlar da sadece orman işi. Orman işi. Ormanda ağaç kesen kişilerin kurduğu kooperatifler var. Biz hayvancılıkla iştigal olan kooperatifler olarak 2004 yılında Balıkesir'de hayvancılık kooperatifleri bölge birliği adı altında birliğimizi kurduk. Ben o birliğe 2009 yılında yönetim kuruluna seçildim. 2013 yılında da başkan olarak arkadaşlar görev verdiler. O günden beri başkanlık görevimiz devam ediyor. Orada az önce bahsettiğim köylerde bir kişinin üstesinden gelemediği işi makine örneği vermiştim. Nasıl kooperatif marifetiyle o sorunu çözebiliyorsa, bir kooperatifin de üstesinden gelemediği işi çözmek üzere bir araya gelip bölge birliği marifetiyle çözülmesi noktasında mantık budur bölge birliklerinin. Ve bölge birlikleri ticaretten ziyade idari işler, rehberlik, temsil noktasında görevleri vardır. Herhangi bir ilçemizin, herhangi bir köyünde bir kooperatifimizin yoluyla ilgili, suyuyla ilgili, faaliyetiyle ilgili bir sorunu olduğunda kaymakamdan, belediye başkanından, ilçeden başlayıp vali
valilik makamına veya büyükşehir belediye makamına hangi kurumu yakından ilgilendiriyorsa o kurumlarla bu sorunun çözümü noktasında bu tür bölge birlikleri daha fazla fonksiyon gösterirler. Ve yine şu anda Balıkesir'in 16 ilçesinde toplam 138 kooperatifimizin bir arada olduğu bir birliğiz. Her birimizin çeşitli sorunları var. Bu sorunları bireysel olarak bazılarını çözmek mümkün değil. Gerek hükümet nezdinde, gerek yerel yöneticiler nezdinde bu sorunları hallederek kooperatiflerimizin yolunu açmış oluyoruz, önünü açmış oluyoruz HYCOOP Birliği, Bölge Birliği sayesinde. Tabii bunun yanında örneğin gübre bayiliği almak her kooperatifin yapabileceği bir iş değildir. Prosedürü çok ağırdır, mevzuatı çok ağırdır. Biz aldık gübre bayiliğini. Kooperatiflerimize HYCOOP olarak alt bayi olarak evet gönderiyoruz. Bununla ilgili prosedür daha kolay diğerine göre. Bunun yanında biliyorsunuz hayvan ithalatı şu anda ülkemizin bir gerçeği. Hayvan varlığımızla ilgili sıkıntılar var. Hayvan varlığımızı arttırmalıyız. Ancak doğumlarla arttıramıyoruz bunu. Doğumlar yetersiz geliyor. Ve buzağı ölümlerinde ciddi bir noktadayız. Bunları azaltmak ve buzağları öldürmeden büyütmek, sürüye katmak uzun vadeli bir iş. Diğer yandan da piyasalar, gıda fiyatları özellikle et başta olmak üzere bir roketleme söz konusu olunca ithalat kaçınılmaz oldu. Biz de bireylerin bireysel olarak yapamadığı ithalatı yine bölge birliği olarak yapıp beşer baş, onar baş damızlık hayvan Almanya'dan getirip Simmental ırkı herkesin çok sevdiği iyi bir ırktır. Hem etçidir hem sütçüdür. Bu organizasyonu yapıyoruz. İki etap oldu. Bitiriyoruz. Şu an devam ediyor mu? Şu anda ikinci etapımız bu ay sonunda bitiyor. Son hayvanları dağıtacağız. Üçüncü etapa da çok ciddi bir talep var. Karşılanamayacak bir talep var. Üçüncü etap için. Eleme yapacağız. Kriter koyacağız. Karşılanabilir bir rakamı getireceğiz. Bölge birliğimizin, HYCOOP bölge birliğimizin işte desteklemelere, devletin verdiği desteklemelere organizasyon boyutunda aracılık olması söz konusu. Köydeki kooperatifler süt toplayıp satıyorlar. Devlet bu süte üreticiye destek veriyor ama bunların bir yazışmaları var. Bir sisteme kaydı söz konusu. Bu sistem kayıt noktasında, icmal hazırlama noktasında yine birliğimiz rol alıyor. Bunları gerçekleştiriyor. Yani direkt destek vermiyor ama destek alınması konusunda öncülük yapıyor. Tabii devletin işini kolaylaştırmış oluyor bir nevi. Evet. Yine Balıkesir'e özel tescil ve küpeleme görevini il müdürlüğümüzden yetki devri aldık. Diğer birliklerle beraber kooperatif ortaklarımızın yeni doğan buzağlarını 3 ay içerisinde kanunun izin verdiği 3 ay içerisinde gidip küpelerini takıp belgelerini hazırlayıp sisteme girip böyle de bir yine idari iş olarak kolaylıklarımız var. Bunun haricinde yönetimlerle iç içe gündemde tutmaya, tarımı, hayvancılığı, çiftçiliği gündemde tutmaya, sorunları yetkililere iletmeye olağanüstü gücümüzle çaba harcıyoruz. Bölge birliğimizin de Ankara'da toplandığı, Türkiye'de toplam 64 bölge birliğinden oluşan HYCOOP Merkez Birliğimiz var. O da bölge birliklerinin tek başından üstesinden gelemediği konuları Ankara ölçeğinde yani ülke yönetimi bakanlıklarda, başbakanlıkta o sorunlara çare aramak. Biz burada firmanın saha müdürüyle muhatap olabiliyorken Ankara'da genel merkezde doğrudan firmanın patronuyla. Muhatap olunabiliyor. Oranın da böyle bir görevi var. Dediğim gibi 12 Mayıs tarihinde de genel merkez yönetimine girdik. Kamu kurumlarıyla olan ilişkiler görevinde genel başkanımız bana verdi.
Yine yarın Ankara'ya gidiyoruz. Tarım Bakanımıza hayırlı olsun ziyareti yapacağız. Birkaç ziyaret daha yapacağız. Oradaki faaliyetlerimiz de bu şekilde. Ankara'da da tabii artık bir ayağınız var. Evet. O konuda da çalışmalarınız devam ediyor. Evet. Şimdi hayvancılık dedik başkanım. Yani malum Balıkesir kırmızı et üretiminde ilk 3'te. Süt üretiminde de 750 bin ton süt üretimiyle ilk 2'de. Evet. Biz şimdi etten bahsederken ben size şunu sormak istiyorum. Yani Türkiye'yi doyuran iliz biz Balıkesir olarak. Sizce Balıkesir ürünleri hak ettiği yerde mi? Balıkesir ürünleri elbette hak ettiği yerde diyebilirim. Ancak markalaşmayı kastediyorsanız... Ben biraz onu kastettim. Evet, markalaşmayı kastediyorsanız mutlaka Erzurum cağ kebabı yani denildiğinde Erzurum akla gelir. İşte İskender evet. Döner dediğinde ilk önce Bursa akla gelir. Adana, Urfa kebapları var. Ama dediğiniz gibi biz etin üretiminde ikinci bir vilayet olarak ızgara köfte bir nebze revaçta, ancak çeşitli bunu bastıracak köfteler türediği için maalesef o anlamda söylerseniz hak ettiği yerde değil. Ancak evet, bence de. Biz şunu şöyle değerlendiriyoruz. Olsun, onlar tüketici noktasında marka olsunlar. Nasıl olsa eti bizden alıyorlar. Alıyorlar. Bırakalım marka olsunlar. Daha çok satsınlar. Ve biz de onlara ham madde yetiştirelim. Etimiz değerlensin. Bunu herkes bilir. Balıkesir'in eti Anadolu'da çeşitli illerde, marketlerde ismen yazar Balıkesir Doğru. kuzusu. Ben Ankara'da gördüm şahsen. Ankara'da daha sık görülebiliyor. Tabii Balıkesir söylediğiniz gibi Türkiye'yi doyuran il. Doyuran il. Şimdi Türkiye'yi doyuran il olunca tamamında markalaşmanız mümkün değil. Şimdi tahıl ambarı dediğinizde, yani buğday, arpa dediğinizde Eskişehir, Konya aklınıza gelir. Balıkesir'de de buğday üretilir ama Eskişehir kadar değil, Konya kadar değil. Ama oralarda zeytin yoktur. Evet. Bizde zeytin gerçeği var. Ama Gemlik'te de zeytin var. Var. Akhisar'da da zeytin var. Dolayısıyla bizde muz hariç tüm meyve grubu üretiliyor. Sebze marulundan ıspanağına kadar çok ciddi oranlardayız. Çok bol miktarda. Örneğin kaz ve ördek üretiminde 3. ve 4. sıradayız. Yani beyaz eti, beyaz et. Tavuğu geçtim. Hı-hı. Onlar zaten belli bir Hı-hı. yerde. Kimse bilmez. Kaz ve ördek evet. eti üretiminde de... Bunu ciddi, kimse bilmez yani. Tabii ki yani bizim tek tek baktığınızda yeşil ot üretimi noktasında, az önce söylediğim gibi sebze, bağ, bahçe ürünleri anlamında çok ciddi üretimimiz var. Bunların her birinin katma değerini ortaya koyduğumuzda biz Türkiye'yi doyuran il oluyoruz. Yani bir sofrayı kurduğunuzda çorba, salata, ana yemek, yani et yemeği tarzında pilav ve tatlıyı ele aldığınızda Gönen'in pirincinden pilav yaparsınız, etimizden yaparsınız, domates de bizimdir, biber de bizimdir, maydanoz da bizimdir, çorbanın içerisindeki mercimek de, mercimek çorbası ise bizim, o da bizimdir. Her neyse, yanında zeytin, sabah kahvaltısında yiyorsanız zeytin bizimdir, peynir yine süt üretiminde ciddi, mutlaka her 3 sofradan bir tanesindeki vardır. Peynir bizimdir. Ancak diğer illerde, evet, İzmir süt üretiminde birinci ama diğer üretimlerde de altlarda, çok gerilerde. Biz her birinde ilk ondayız. Bütün ürün portföyü olarak değerlendirildiğinde işte Türkiye'yi doyuran il demekten bunu kastediyoruz. Sadece et ve sütten bahsedilmiyor. Bir tek etle, bir tek sütle doyurmuyoruz biz insanları. Evet. Tüm ürün gruplarıyla, domatesiyle, biberiyle, tahılıyla, hepsiyle katkıda bulunuyoruz ülke ekonomisine, hatta ihracata. Ciddi meyve bahçeleri kuruluyor. Ceviz üretimimiz güzel, kiraz üretimimiz güzel. Bununla ilgili çalışmalar da devam ediyor. Aromatik bitkilerimizde dahi ciddi bir gelişme var. Dolayısıyla hak ettiğimiz yerden kasıt akla gelen bir ürün
olmayabilir. Ama Ayvalık zeytini, Edremit zeytini, bunun da ayrı soranı var. Yalnız Balıkesir zeytin olarak çok akla gelmeyebilir ama baktığınızda zeytin üretiminde ilk sıradasınız. İşte ben bunu demek istedim biraz başkanım. Evet. Mesela zeytin dediğiniz zaman Gemlik akla geliyor. Mesela İstanbul'da yaşayan bir insan zeytin dediğiniz zaman Gemlik der. Bir Ayvalık belki sonra der. Gemliğin zeytinden başka bir şey yoktu o yüzden. İşte belki dediğiniz gibi. Yani tarımsal üretimde zeytinden başka. Biz su ürünlerinde de çok ciddi bir yerdeyiz. Tabii. Denizimiz balıkçılık. Hem Marmara'ya hem Ege'ye kıyı olan denize sahibiz. Ama bir tek kupon ürünümüz olmadığı için ona odaklanamamış Balıkesir geçmişte. Evet. Bununla ilgili kişiler. Yalnız bununla ilgili çalışmalar var. Şimdi coğrafi işaretler noktasında Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarını biliyorum, yakından takip ediyorum. Bununla ilgili çalışmalar var. Belki ileride olabilir. Ancak ben bunu bir eksiklik görmüyorum. Yani bir Gaziantep baklavası gibi bizim işte höşmelimiz belki hak ettiği yerde değildir. Ama şu anda höşmelim imalatçılarından konuşuyorum. Gayet memnunlar. Hem içerisindeki peynirle, irmikle, sütle çiftçiye hizmet ediyorlar. Hem onun da belli bir pazarı var. Belki bundan sonra bu işle ilgili sorumlular çıkıp bu konuya ağırlık verebilirler. Belki. İnşallah. İnşallah diyelim. Şimdi hayvancılıktan bahsettik başkanım. Ben bunu sormadan edemeyeceğim. Bu et fiyatları ne olacak? Direkt ben bunu size sormak istiyorum. Et fiyatları şey olmayacak. Et fiyatları düşecek şu mi? An için hayır, düşme söz konusu olacağını düşünmüyorum. Et fiyatları şu an için çok pahalı denilemez. Ucuz da denilemez belki. Herkesin bir gelir düzeyi var kendince. Ancak haksızlık yapılıyor çiftçiye. Gerçekten haksızlık yapılıyor. Çok üzülerek zaman zaman televizyonda, ulusal kanallarda görüyorum. Gidiyorlar İstanbul'da, Şişli'de bir kasaba, kirası 30 bin lira olan bir kasaba gidiyorlar. Orada kıymayı 60 liraya görünce bu defa o televizyonu benim Balıkesir'de mahallelerinde oturan vatandaşım seyrediyor. Şişli'deki o kasaptan et alanların aylık gelir durumu 10 birimse, haberi seyredenlerin gelir durumu 2 birim. Bu defa onunla mukayese ediyorlar durumu. İşte çok pahalı, bu kadar da olur mu? Bu defa bakanlık yanlış reaksiyon gösteriyor. Et fiyatlarını düşürmek adına ithal et konusunu gündeme getiriyor. Sadece gündeme geliyor yalnız. Yani ithal et konusunda yılda 50 bin ton ithal et giriyor ülkeye. Bizim tükettiğimiz 1 milyon 300 bin ton. 50 bin ton, 1 milyon 300 bin ton. Yani yüzdeye vurduğunuzda %3 gibi çok basit bir rakam. O da birçoğu Bosna Hersek'ten geliyor zaten. Kardeş ülke dayanışması anlamında. Buradaki meseleye bakış açısı çok önemli. Bugün çiftçilik her geçen gün sayısı azalan bir meslek. Evet. Her geçen gün sayısı azalan bir meslek. Çiftçilik yapanlar ikinci kuşağa devredemiyorlar. İkinci kuşak bunu yapmıyor. Yapmıyor. Bu insanların para kazanması lazım ki, iyi para kazanması lazım. Cezbediciliği olsun. Çiftçilikte devam edebilsinler. Bugün 10 tane ineği olan, biraz da bunun yanında tarlası olan bir vatandaş asgari ücretli bir işe tenezzül etmeden geçinebilmeli ki. Tabii ki. Köyünde kalıp göç etmesin. Göçe de katkısı oluyor çünkü. Tabii. Hayvancılığı bırakanların. Ve şehirlerde gelip hem şehir hayatına adapte olamayıp hüsrana uğrayanlar çoğunlukta. Bunu böyle bir bütün olarak düşündüğünüzde bu ülkede çiftçilik yapan insanların karnını köyde doyurmamız gerekiyor. Onları köyde tutmamız gerekiyor ve iyi para kazanmaları gerekiyor. Bakıyorsunuz çiftçinin malını alıp satanlar servetlerine servet katarken ki gözümüz yok, ancak görünen bir büyüme var. Bakın süt fabrikalarına, bakın et
işleyen, et satan, et pazarlayanları. 10 yıl önce neredeydiler? Bugün ham maddeleri ne bunların? Et veya süt. Peki bu ham maddeyi üretenin 10 yıl önceki durumuna bakın, bugünkü durumuna bakın. Oğlanı gelmiş 25-30 yaşına, kız vermiyorlar. Çiftçi olduğu için, hayvana bakacağı için. Olmaz diyor, ben hayvanla uğraşmak istemiyorum. Şimdi böyle olunca da satıyor hayvanını, tarlasını, bırakıyor köyde. Geliyor Balıkesir'de, şehirlerde. Türkiye genelinde bir sorun. Genel aslında bu. Tabii ki yani iş arıyor. Asgari ücretli bir iş bulunca istediği kızı da veriyorlar. Ama ondan sonra da geçinemiyorum haliyle. Asgari ücret bir geçim ücreti değil. Adı üzerine asgari ücrettir. En düşük ücret. Kazanabilecek en düşük ücrettir ki bir asgari ücretle 4 kişilik bir ailenin geçineceğini düşünenler yanlış yapıyorlar. 4 kişilik bir ailenin 4'ü de çalışacak. Yaşı 16'dan büyük olanlar için söylüyorum. Biz bunu sürekli söylüyoruz. Yarın Perşembe günü Sayın Bakan'la da randevumuzda yine dile getireceğiz. Çiftçinin ürettiğinden para kazanması gerekiyor. Ama devlet sübvanselerini yoğunlaştırarak olacak bu. Ya da başka türlü olacak. Çünkü çiftçi o etten sizin kasapta aldığınız fiyat tamamı çiftçiye kalmıyor. Tabii ki. Orada çeşitli maliyet unsurları var. Ülkemizde bir mazot gerçeği var. Bir ürün Antalya'dan İstanbul'a kolay gitmiyor. Yani domatesi bazen söylüyorlar, bazen patatesi söylüyorlar ama o patates Niğde'den, Nevşehir'den İstanbul'a kolay gelmiyor. Nakliye giderleri var mı? Mazot maliyetimiz belli, nakliye maliyetimiz belli, işçilik maliyetlerimiz belli. Dağıtım maliyetleri keza. Dolayısıyla bugün bir erkek danasını doğumundan itibaren yetiştirip, besleyip, kasaba kestiren bir çiftçi bana göre bu fiyatlarda, şu anda fiyatlar nedir derseniz 27-27,5 liraya hayvanı kesebiliyor. Bunun da kasaba maliyeti dana olarak konuşuyorum 35 lira civarına denk gelir. Kasapla çiftçinin kazandığı arasında hiçbir fark yok. Fark yok. Ama kimse kasaplara bir şey söylemiyor. Söylemiyor. Getir bakalım defterlerini inceleyeceğim senin. Sen haksız rekabet yapıyorsun diye. İthalat baskısıyla kesim fiyatlarını aşağı çekmeye yönelik bir mantık gelişti. Peki ne olacak? Ben 27,5 liradan yetiştirdiğim hayvanı kestiğimde 1000 lira kazanıyorsam, bunu sen 25 liraya düşürdüğünde ben 500 lira kazanacağım. Benim üniversitedeki çocuğumun maliyeti düştü mü peki? Benim okuduğu okuldaki, ildeki ev kirası düştü mü? Ulaşım maliyeti düştü mü bu çocuğun? Düşmedi. Benim kazancımı niye düşürüyorsun? Benim kazancımın ne olduğunu devletin bilmesi lazım. Biz bunu il müdürlüğümüzle de konuşuyoruz. Bir danayı alacaksınız. İl müdürlüğünün elinde besleyip, arpasını yedirip, yemini yedirip kestireceksiniz. Kaç para kaldığını siz göreceksiniz. Buna vakıfsınız. Buna imkanınız var. Biliyorlar aslında. Biliyorlar. Dolayısıyla burada kimse ucuz bir politika, ucuz bir gündem yaratmasın. Ben şiddetle karşı çıkıyorum. Elbette bazen spekülasyonlar olabiliyor, manipülasyonlar olabiliyor. Et fiyatlarına büyük çiftlikler var. 5000 baş, 10000. Biz onları da kurdurmayın dedik devlete. Onlar kurulurken de dedik ki tekelciler geliyor. 2008 yılında Otel Basri'nin alt katında yaptığımız hayvancılık sempozyumunda, benim açılış konuşmamda, orada milletvekilimiz de vardı, valimiz de vardı, tüm yerel ve meclisten yöneticilerimiz var. Dedik ki bir tehlike var. Büyük işletmelere hibe veriyorsunuz, destek veriyorsunuz. Vermeyin. Bu büyük işletmeler yarın tekel olacaklar. Ya bugün oldular. Eski bakanımız Faruk Çelik'in en son Mart ayında İstanbul'da bir toplantısında beraberdik. Orada ulusal basın mensuplarına bir açıklama yaptı. Dedi ki manipülasyon yapıyorsunuz, ben sizi biliyorum, sizinle uğraşacağım. Siz kurdunuz onları, teşvik verdiniz. Sınır getirin. Herkes her işte istediği işi yapamıyor bu ülkede. Yapamıyor. Ben şu anda bir otobüs alıp şehirler arası taşımacılık yapamıyorum. Benden belgeler isteniliyor. Tabii.
Siz de o çiftliklere, yüksek kapasiteli çiftliklere tekelcilik yapacaklarını biz söyledik. Nitekim de şu anda yapılıyor. Onları tenzih ediyorum. Yani yapmayanları da tenzih ediyorum. Zaman zaman bir 2 lira, 3 lira Ramazan arifesinde insanların et tüketiminin arttığı dönemlerde fırsatçılar var. Ama hiçbiri, bizim köylümüz danası dolduğu zaman danayı elinde bekletmez. En fazla bir hafta 10 gün bekletir. Günü geldi mi keser. Fiyat ne olursa olsun. Ama bu ülkede spekülatörler varsa var. Bunları engellemek de devletin elinde. Çünkü şimdi et balık kurumundan hayvan getiriyorsun. Onlara veriyorsun işte 5 bin baş, 10 bin baş. Evet. Dolayısıyla küçük aile çiftçisi dediğimiz çiftçiyi, bu modeli asla özünde kaybetmememiz gerekiyor. Bu çiftçiler köylerinde aile ziraatı yapacaklar. Dede, nine, gelin, damat bir arada aile ziraatı yapacaklar, aile çiftçiliği yapacaklar. Minimum 15-20 hayvan bakacaklar ve 15-20 hayvandan 2 asgari ücret, 3 asgari ücret kazanacaklar. Çünkü hayvancılık öyle bir meslek ki yılda 365 gün yapmak zorundasınız. Evet, bakın yok. Kurban Bayramı geliyor. Talepler var hükümetten. Bayram tatili birleşsin. 29 Ağustos, 30 Ağustos hepsi birleşsin. 10 gün tatil. Kimler tatil yapacak? Kamuda çalışanlar. Memurlar. Yapacak. Ve memur. Peki çiftçi ne yapacak? Hiçbir tatili yok. Yok. Bakıyor şimdi sosyal medyada çiftçimiz bizim. 30 yaşında genç arkadaşım. Önünde koyunlar, inekler. Bakıyor arkadaşı sarımsaklı plajından selfie yapmış. Evet. Bu nasıl iş böyle diyor. Yani ben bundan daha fazla para kazanıyorum diyor. Çalıştığı iş yerini biliyor onun. Ben gidemiyorum, o gidiyor. Kafasında bitiriyor hayvancılığı. Ben de yaşamak istiyorum. Psikolojik diyor. Olarak çöküyor. Benim de bir sosyal hayatım olması haklı. Gerekiyor. Bence haklı. O yüzden çiftçiliğin devamlılığı için ki gıda en stratejik sektör, enerji ve suyla beraber önümüzdeki 50 yıl bunu dünya kabul ediyor. O yüzden ileride gıdasız kalmamak için, ileride açlıkla karşı karşıya kalmamak için bu toprakların işlenmesi gerekiyor. Bu toprakları birilerinin çalışması gerekiyor. Ve hayvancılığın, hayvansal gıdaların, etin, sütün sağlıklı üretimi için de çiftçimizin para kazanması gerekiyor. Et fiyatları, bizde istatistik bilgiler mevcut. 15 yıl önce paritelere baktığımızda bizde çeşitli parite unsurları vardır. Yem süt paritesi, mazot et paritesi, yem et paritesi. Biz bunlara baktığımızda 15 yıl önceki rakamlarla bugünkü rakamlar birlikte büyümüş. Bir çuval yem 12-13 liradan 50 liraya yükselmiş. Yaklaşık evet. 4 kata tekamül eden bir artış göstermiş. Et fiyatları da 8 liraymış. Bugün 4 kat artsa 32 lira olması gerekiyor. 27,5 lira. Evet. Mazot fiyatı 1.700-1.800'lerden 5 liraya çıkmış. 3 katı artmış. Dolayısıyla bunlar birbirini dengeliyor. Lütfen bir tek tabeladan bakıp et fiyatının, kıyma fiyatının artışı tamamı köylüye mal edilmemeli. Mal edilmemeli. Burada en masum olan çiftçilerdir. Masum olmayanlar, bu hayvan sayımızın neden bugünlerde bize yetmediğini, bunun sorumluları 10 yıl önce, 20 yıl önce kimlerdi? Bunlar sorgulansın. Biz söylüyoruz yani biz ileride hayvan ihracatı yapacağız. Bugün alıyoruz ama bütün dünya tüketici durumunda. Orta Doğu'da üretim yok. Türkiye Cumhuriyetlerinde üretim yok. Üretim burada olacak. Bugün Almanya'nın yaptığını, yarın biz de bu Kuzey Afrika ülkeleri Avrupa'dan hayvan alıyorlar, et alıyorlar. Biz vermek biz vermemiz gerekiyor bunlara. İnşallah tabii. İleriki yıllarda işte çiftçimiz para kazanır. Bu meslekte kalırsa o günleri de göreceğiz inşallah. İnşallah başkanım. Yani Almanya dediniz mesela. Zannedersem Almanya'da etin fiyatı 5 euro civarında. Değil mi? Yani onların parasıyla 5 lira. Evet. Yani. Ama
Almanya'da kırmızı et sektörünün %30'u, 35'i domuzdan elde ediliyor. O da 2 euro. Yani onlar o açığı domuzla, onlarda büyükbaş hayvan etine pek fazla rağbet gösterilmiyor. Bizde domuz olmadığı için tabii. Kuzu etini de gençler sevmiyorlar. Yeni gelen nesil kuzuyu sevmiyor. Sevse de kuzu ve koyun işini yapan sayısı günden güne azalıyor. Kuzu ve koyun sayımız azalıyor. Dolayısıyla o mukayeseyi yaparken bir bu pazar pasta dilimine dikkat etmek gerekiyor. Bizden hariç ülkelerde bir domuz eti gerçeğini göz önüne tutmamız gerekiyor. İki, o coğrafyada 3 günde bir, 4 günde bir yağmur yağar. Çayırlar, meralar hiç kurumaz. Çayır ve meralardan yararlanma oranı %100'dür. Bizde yılda bir ay sürer çayır ve meraların yeşilliği. Baharda. Çünkü biz Asya iklimindeyiz. Onlar Kuzey Avrupa iklimindeler. Bir Macaristan ovasıyla, Mohaç ovasıyla veya bir Almanya'daki ovayla bizde bir değil. Onların yem maliyetleri tabii, de çok düşük. Allah'ın verdiği ottan hayvanların çok rahat besleyebiliyorlar. Biz samanı da yettiremiyoruz. Çünkü bir kuraklık oldu mu buğdaylar kısa kaldığında samanımız tabii. da yetmiyor. Dolayısıyla işte bu barajlar, göletler yapılan bu hizmetler çok önemli. İşte GAP projesi, DAP projesi, KOP projesi, Konya Ovası. Balıkesir'de de ciddi bir gölet ve baraj, işte yeni sulamaya açılan alanlar. Bunların her biri hayvancılığa da katkı sağlayacaklar. Birbirine bağlantılı. Yem maliyetini düşürecek. Yem maliyeti düştüğü takdirde o zaman etin ve sütün fiyatını biraz daha konuşabiliriz. Konuşabiliriz ama şu anda... Şu anda ayçiçeğini bırakmışız, ayçiçeği ekmiyoruz, pancar ekmiyoruz. Bunların her biri yem ham maddesi. Hepsi evet. dışarıdan geliyor bunların ve kur bazında düşündüğünüzde ucuz olması mümkün değil. Dolayısıyla bu gerçekleri vatandaşımız göz ardı etmesinler. Piyasa gerçeklerinde et ve süt fiyatlarında normal olduğunu düşünüyorum. Bu konuda da bizi aydınlattınız. Evet, teşekkür ederiz. Şimdi başkanım, bir de önemli bir göreviniz de belediye meclis üyelikleri. O konuya hiç değinmedik. İsterseniz biraz da o konuya girelim. Belediyelerde, belediyelerimizin çalışmaları nasıl gidiyor? Onu sormak istiyorum. Evet, 2014 yılı mahalli seçimlerinde 6 Eylül Belediye Meclis Üyeliği adaylığımız söz konusu oldu. AK Parti büyüklerimiz bu tarım ve hayvancılık alanındaki girişimlerimizi bir farkındalık yaratmış olacağız ki belediyelerin işte mesleki meclis üyelerinin çeşitli meslekleri var. Bizim çiftçi tarafından, tarım tarafından da böyle bir teklif geldi. Biz de memnun olduk. Ve 6 Eylül Belediye Meclis Üyesi adayı olarak böyle bir siyasi görev ve sorumluluk da almış olduk. Tabii bulunduğumuz sıralama neticesinde aldığımız oyların oranında Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliğine de seçilmiş olduk. Böylelikle aynı anda hem 6 Eylül Belediyesi'nin hem Büyükşehir Belediyesi'nin meclis üyeliği görevi geldi. Tabii ki her iki belediye de yeni kurulan bir belediye. Bizler yeni siyasetçiyiz, belediyeler de yeni belediye. Daha önceden öncesi olmayan Altı Eylül Belediyesi yoktu daha önceden. Büyükşehir Belediyesi de yoktu. Yeni kurulum çalışmaları, tabii burada kurucu olmanın verdiği mutluluk da bizlerde ömür boyu kalacak. Kurulum çalışmaları, yapılanmalar, işte mal paylaşımları yapılmış. Eski Balıkesir Belediyesi'nden özel idare eden. Bunların taksimatları derken belli bir süre geçti. Daha sonra başta 6 Eylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu
Köylerde gezerken ihtiyaçları, zaten her şey göz önünde görünüyor. Köylerde çamur birinci sorun. İnsanların çamurdan ayağını kesmek gerekiyordu. Bununla ilgili bir taş döşeme işi çok yoğunluk kazandı. Yine çocukların şehir hayatında gördükleri oyun grupları, oyun bahçeleri gibi hizmetler ilk birkaç yıl içerisinde serpiştirildi köylere. Hemen hemen hepsine belki de nüfus etmiştir bu anlamda. Büyükşehirde keza kendine düşen köy bağlantı yollarını, köylerden köylere geçiş yollarını, hızlı bir şekilde asfalt olmayan yolları asfalt yaptığını görüyoruz. Hatta bazı köylerin sıcak asfalt yapıldığını görüyoruz. İşte ulaşım hizmetlerini yavaş yavaş yerleştirdiğini görüyoruz. Köylerin kırsal mahalleye dönüşmesi, tabii işte çöp arabalarıyla tanıştı köylümüz. Artık çöplerini gelişigüzel atmıyorlar. Kapıların önüne konan konteynerlere atıyorlar. Bunlar tabii güzel hizmetler. Hatta birçok köyün suları akmıyordu belediye olmazdan evvel. Muhtarlıklar döneminde toplanamayan paralar yüzünden TEDAŞ gelmiş, elektriğini kesmiş. Büyükşehir Belediye bünyesinde kurulan, kısa adı BASKİ olan Su Kanalizasyon İdaresi hepsini borcuyla beraber devraldığı için derhal suları akması belediyenin kurulmasıyla birlikte gerçekleşti. Vatandaş suyuna tekrar kavuşmuş oldu. Tabii mutlaka beklentiler daha fazla olabilir. Beklentilerin sonu hiçbir zaman için yoktur. Ancak dediğim gibi belediyelerin yeni kurulmuş olması sebebiyle 6 Eylül Karesi ve Büyükşehir Belediyelerinin yeni kurulmuş olması sebebiyle tabii belediye başkanları da isterler. Bizler de isteriz birçok hizmeti kısa sürede yapmak. Ama bunlar belli bir plan dahilinde yapılan, belli bir mevzuata tabi olan işler. Ben memnunum. Belediye başkanlarımızın yapmak istediği mevzuları da biliyorum. Bugün yapılanları veya yarın yapacaklarını da biliyorum. Yapılanlar da ortada. Eğer dikkatli bakarsa halkımız bunların neler olduğunu çok iyi görecekler. Ben pazar günü Kurtdere güreşlerine gittim. Eski halini de biliyoruz. İşte belediyeli deyince hem Büyükşehir Belediyesi hem Karesi Belediyesi'nin güzel bir organizasyonunda, güzel bir tam bir profesyonel, yani belki Kırkpınar'dan sonra Türkiye'de Elmalı'ya hiç gitmedim ama ikinci olduğu söyleniyor, güreşçiler tarafından söyleniyor. Belediyeler artık köylerde ihtiyaçları tespit edip düğün salonu olabilir, diğer aşevi, pazar yeri tarzında bunlara da yöneliyorlar. Tabii belli bir sıra dahilinde, tabii şehir hayatını da unutmadan sonuçta belediyeler köylerin belediyesi değiller. Sınırları içerisinde gerek şehir mahalleleri gerek kırsal mahalleler hepsini belli bir oranda yürütmeye gayret ediyorlar. Kırsal dairemiz Büyükşehir'de Kırsal Hizmetler Dairesi kuruldu. O da çeşitli destekler veriyor. Arıcılara, sütçülere, kooperatiflere süt tankı, zeytinciye zeytin ilaçlama noktasında, seracıya. Hemen hemen her sektöre dokunuyor. Çiftçi Eğitim Merkezi kurdu Burhaniye'de. Orası eğitim verirken deneme üretimleri yapıyor bir yandan. İşte az önce bahsettiğim coğrafi işaretlerle aromatik bitkilerin, dağlarda kendiliğinden yetişen bazı ürünlerin, ada çayı gibi, bunların markalaşması, toplanması, ekonomiye katkı sağlaması noktasında çalışıyorlar. Gelişmeler böyle. Biz de bu çalışmaların içerisinde rol alarak zaman zaman fikirlerimizle katkıda bulunuyoruz. Böyle de bir görevimiz var. Ben şahsen memnunum. Evet. Şimdi bir de süt dedik başkanım. Zekai Başkanımızın bir projesi var. Biraz ondan bahsetmek istiyorum. Şimdi 1 Eylül'den itibaren belediyenin her katında, çay ocaklarında süt bulunacak. Değil mi? Böyle bir proje var. Var. İsterseniz projenin ayrıntılarını sizden alalım. Nasıl gelişti bu proje?
Bu proje Zekai Başkan ve beraberinde başkan yardımcıları ve meclis üyesi arkadaşlar bizim birliğimize geldiler. Hayırlı olsun seçimlerini. Orada kendisine süt ikram ettik. Birinci bardağını içti, ikinci bardağını tekrar uzattı. Ben dedi varsa çok severim sütü, bir daha isteyeceğim dedi. Tabii ki var dedik. Ve orada dedi ki biz bu sütü niye yani çay ocaklarımızda da kullanmayalım, misafirlerimize biz de niye ikram etmeyelim. Orada kendisi bu organizasyonu belediye olarak yapalım, hem bir sosyal proje olsun, sütün tüketimine katkıda bulunalım, bir farkındalık oluşsun. Hem de misafirlerimiz sürekli gazlı içecek veya çay içmek zorunda kalmasınlar. Ben de çok beğendim, teşekkür ettim kendisine. İşte dedim belediyelerin yapması gereken bu. Gerek üretimi teşvik edeceksiniz, gerek tüketimi teşvik edeceksiniz. Tabii burada halk sağlığı da var. Tabii. Süt çünkü bizim dünyaya geldiğimiz ilk anda ilk tükettiğimiz besin, anne sütüyle başlayan bir serüvenimiz var. Ama nedense bugün gazlı içecek sektörü sütü bastırdı. Geçmiş durumda. Dolayısıyla belediyenin işletmiş olduğu zeytin bahçede ve belediye binasında bununla ilgili alet edevatı temin ettikten sonra Kurban Bayramı'ndan sonra başlayalım denildi. Ben de memnun kaldım. Tabii belediyelerin Türkiye genelinde baktığımızda hizmetleri var bu yönde. Bunları daha çok ortaya çıkarıp daha çok hizmet etmelerini yani hem çiftçinin ürettiği malın değerlenmesi noktasında tabii, hem sosyal proje az önce dediğim gibi gerekse halk sağlığı noktasında süt gibi ab-ı hayat denilen bir besini yeni nesillere, herkese tattım. Çünkü olursa içiliyor. Evet. Aranılmıyor. İhtiyaç duyulmuyor. Fakat birileri ikram ederse ben sütü çok severim deniliyor. Halbuki o ana kadar aklına gelmiyor belki. Evet. Yani bugün şimdi bize buraya süt getirseler seve seve içeriz. Tabii. Ancak yoksa da hiç aklımıza gelmez. Bu evet, böyle bir şey. Böyle bir şey. Dolayısıyla bulunursa mutlaka tüketilir. Miktarı önemli değil. Evet. Önemli olan tüketiliyor olması. Belki buradan başka bir kuruma da bu tabii, sıçrayabilir. Bütün çay ocaklarında olabilir. Ve ürettiğimizi tükettiğimiz zaman ürettiğimiz gerçek değerini bulur. Bu çok bu önemli. Mantıklı. Dediğiniz çok önemli. Evet. Ürettiğimizi tükettiğimiz zaman o üretilen şey gerçek değerini buluyor. Bulacaktır değil mi? Mutlaka. Evet. Pazar dengesi sağlanacaktır. Evet. Kendisi 21 Mayıs günü bir yarışma düzenledi. 21 Mayıs Dünya Süt Günü ile ilgili bir yarışma düzenledi. İlkokul seviyesinde resim ve şiir yarışması. Orada dereceye girenlere de belediye olarak ödül verdi. Haykop olarak biz de ödül verdik. O da önemli. Çocuk yaşta süt tüketimini teşvik etmek önemli. İşte biz de Haykop olarak bu tür projeleri yapanların her zaman yanında oluyoruz. Onlara teşekkür ediyoruz. Üzerimize bir görev düşerse biz de onlarla beraber işte Bigadiç Belediye'miz her ayın son perşembe günü Çeşme'den orada süt dağıtımı yapıyor. Çok sıcak olursa ayranı dönüştürüyor bunu. Bu da bir katkıdır. Bu da bir farkındalıktır. Hepsine teşekkür ediyoruz. Yani şu anda ismini telaffuz edemeyip de hizmeti dokunan varsa ben onlara da teşekkür ediyorum çiftçiler adına. Peki. Başkanım artık programımızın yavaş yavaş sonuna geldik. İsterseniz son sözlerinizi alalım. Kapanışı yapacağız. Evet. Teşekkür ediyorum. Sizin 6 Eylül TV aracılığınızla bizi izleyenlere muradımızı anlattığımızı düşünüyorum. Bizim ne iş yaptığımızı biraz daha detaylarıyla irdeledik diye düşünüyorum. Bizler kooperatifçiliği sevdik. Kooperatifçiliği hem yaşıyoruz hem yapıyoruz, uyguluyoruz. Tabii zorlukları
kendine göre var. Bu zorluklarıyla bunu seviyoruz. Çiftçilerimize, kooperatif olmayan yerlerdeki çiftçilerimize mutlaka kooperatifleşmeyi, ama doğru kooperatifleşmeyi tavsiye ediyoruz. Bununla ilgili bizim danışmanlık hizmetimiz var. Bu danışmanlık hizmetimizden yararlanabilirler. Dileyen gelip danışmanlık hizmeti alabilir. Tabii uzmanımız var. Bununla ilgili her türlü teknik ve idari desteği verebiliyoruz. Kooperatif var olup da kooperatife olan bakış açısında sıkıntı olan köylerde yaşayan çiftçilerimize de şunu söylemek istiyorum. Olumsuzluklara takılarak kooperatifçiliği feda etmeyelim. Eğer kişilerde sorun varsa kişiler gelip geçicidir. Bu sizin elinizde. Bazen olabiliyor. Yönetimler yanlış kişilerden oluşabiliyor. Liyakat sahibi olmayan kişiler yönetime gelebiliyor. Bunları değiştirip yerine daha iyi yapabilecek kişileri bulmak, seçmek varken kooperatifi terk ediyorlar. Bu bizi üzen, bizim olmasını istemediğimiz bir durum. Bu kooperatifçilik bugün değilse yarın, yarın değilse öbür gün herkese lazım olacak. Bu gıda sektörü var olduğu sürece, bu hayvancılık sektörü var olduğu sürece kooperatifçilik de var olacak. Ve en güzel model de kooperatifçilik. Çünkü kendi köyünde 50 hane bir köy düşünün. Hepsi oraya ortak oluyorlar. Ve kendileri yönetiyorlar. İçlerinden biri başkan oluyor, biri yönetim oluyor. Ama kooperatif ilave ettiği zaman ilçede kurulu bir birliğe üye olmak zorunda kalıyorlar. Hiç tanımadıkları, belki yılda bir defa dahi görmedikleri, hiçbir zaman için sorunlarını anlatamayacakları bir birliğe üye olmak zorundalar ki bu devletin verdiği desteklemeleri başka türlü alamıyorsunuz. Mutlaka örgütlü üretici olmanız gerekiyor. Mecburen bir örgütlenme hasıl oluyor. Mecburen örgütleneceğine, hem paranı vereceğine, burada hiç para vermeden, sadece süt vermek suretiyle, yem almak suretiyle bir kooperatif var. Bu kaçmayı değil de mücadele etmeyi tavsiye ediyorum onlara. İnşallah kooperatifçilik sayesinde çiftçimizin işleri kolaylaşır, yüzü güler diye umut ediyorum. Kurumum ve şahsım adına hepsini saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Peki başkanım. Çok teşekkür ediyoruz. Çok önemli bilgiler verdiniz bizlere. Sizlere, çiftçilerimize kolaylıklar diliyoruz bundan sonraki çalışmalarınızda. Sağ olun. Ben de sizlere iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, bu haftaki programımızın da sonuna geldik. Bir dahaki programda tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.